Merhaba Cem TV izleyicileri. Bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çok önemli bir vakfımızı konuk ediyoruz. Konuklarımızı size tanıtmak istiyorum. Bugünkü kurumumuz Cem Vakfı. Stüdyoda iki tane konuğum var. Cem Vakfı Genel Başkanı Sayın Erdoğan Döner. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yine Genel Başkan Yardımcısı, kadınlardan da sorumlu Lale Tunç hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer bir konuğumuz da yine Genel Başkan Yardımcısı, gençlerden sorumlu Dilaver Doğan arkadaşımız ikinci bölümde telekonferansla katılacak. Bugün Cem Vakfı'nın çalışmalarını biraz konuşacağız. Daha sonra da süreçte sorularımız olacak Sayın Başkanlarımıza. Sayın Başkanım sizden başlayalım. Bugün şöyle bir başlıkla başladım ben. Cem Vakfı'nın 25. yılı, 95 yılında kuruldu. 25 yılda Cem Vakfı'nın bu topluma yaptıkları, başardıkları, Sayın Profesör Doktor İzzettin Doğan'ın öncülüğünde kurulan Cem Vakfı neleri yaptı, neleri yapmayı hedefledi de yapamadıklarımızı önce bir Cem Vakfı künyesini sizden dinleyelim. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben de programınızı ilgiyle izliyorum. Birkaç programdır. İyi gidiyor, güzel gidiyor. Bizi de bugün konuk ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Bu arada bu pazar Babalar Günü. Bütün babaların da canı gönülden Babalar Günü'nü kutluyorum. Bizi izleyen Türkiye'den, ülkemizden ve yurt dışından bizi izleyen bütün canlarımı da burada Hak Muhammed Ali sevgisiyle selamlıyorum. Ehli Beyt'in nurları hepsini üstüne yağsın diyorum. Özellikle dünyamızı sarsan bu Covid salgını neticesi hayatlarını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diyorum. Bir an önce hastalarında sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Çünkü bizim insanımız da çok değerli. Onun için özellikle dikkat etmelerini, salgının biraz daha yayıldığı şu ortamda sağlık koşullarına, hijyen koşullarına dikkat etmelerini istiyorum. Bak biz bile burada mesafeyi koruyoruz. Evet, sosyal mesafemizi koruyoruz. Cem Vakfı kurulalı 25 yıl oldu İsmail Bey. Çeyrek asır, dile kolay. 1995 yılında Profesör Doktor İzzettin Doğan hocamız ve 48 arkadaşı tarafından kurulan Cem Vakfı o dönemin Alevisiyle, Sünnisiyle aydın insanları tarafından birlikte kurulmuş. Toplumda hoşgörüyü, barışı yaymak, birliği, beraberliği, kardeşliği tesis etmek amacıyla kurulmuş. Ve 1998 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla da kamusal yararı bulunan vakıflar niteliğini kazanmıştır. 25 yıldır ülkenin çeşitli yerlerinde, dünyanın çeşitli yerlerinde konferanslar düzenledi, paneller düzenledi. Ekonomik, sosyal, kültürel alanda toplumu aydınlatmak, özellikle inançlarından dolayı mağdur olmuş herkesinden, insanların da bu mağduriyetlerinden kurtulmaları için demokratik alanda mücadeleler etmiş. Özellikle İzzettin Doğan hocamızın kırmızı koltuktan itibaren başlayan o Alevi İslam'ı topluma tanıtması, Aleviliğin nasıl bir inanç olduğunu anlatması insanlara bir heyecan vermiş ve herkes o tarihten itibaren de artık ülkenin her köşesinde, her noktasında göğsünü gere gere ben de Aleviyim. Evet, hocamızın anlattığı gibi ben de bir Alevi yurttaşım. Bu ülkenin eşit haklara sahip olması gereken, eşit statüye sahip olması gereken ben de bu ülkenin eşit bir vatandaşıyım. Kimliği, benliği oluşmuş insanlarda. Bugüne kadar da bu konuda özellikle hocamızınla birlikte yaşadığımız dönemde, birlikte görev aldığımız dönemde de hocamızdan aldığımız bayrağı bugünlere kadar şerefle, onurla götürmeye çalışıyoruz. Bu süre zarfında tabii Cem Vakfı'nın kurulduğu tarihten itibaren çok büyük heyecan uyandırdı Cem Vakfı. Ve Cem evleri Türkiye'de birden kurulmaya başlandı. Kentlerde özellikle ihtiyaç olan yerlerde. Hocamızın önlüğünde, Cem Vakfı'nın öncülüğünde birçok yerlerde Cem Evli temelleri atıldı. O dönemin yöneticileri, belediye başkanları,
parti yöneticileri, devleti idare edenler, bakanlar, başbakanlar mahiyetiyle cemevleri kuruldu. Hacı Bektaş'ta törenler düzenlendi. Alevilik toplumu her tarafıyla sarmaya başladı. Bu heyecanın neticesinde Türkiye'de bugün eğer yapılan tespitlere göre 25-30 milyona yakın Alevi nüfusun varlığını söylüyorsak gerçekten böyle bir nüfus var. İnanmayan da saysın isterse. Kaç şubemiz var Türkiye çapında? Bizim Cem Vakfı'nın Türkiye'de 65'e yakın şubemiz var. Bu bütün şubelerimizle de iletişim halindeyiz. Şube başkanlarımızla, dedelerimizle de iletişim halindeyiz. Fakat hocamızdan aldığımız düsturla Cem Vakfı'nı daha önceki yöneten yönetici kardeşlerimizden, yönetici abilerimizden aldığımız düsturla İsmail Bey, bütün cemevleri bizim cemevimiz. Gerçekten ibadetin yapıldığı, gerçekten inancın uygulandığı, inancın idame edildiği, gerçekten Aleviliğin anlatıldığı bütün cemevler bizim cemevimiz. Öyle bakıyoruz. Sadece kendi şubelerimizde izinde değil. Doğru. Orada bir tam ben de o noktayı söyleyecektim. Sayın İzzettin Hocam, Kartal'da biz göreve geldiğimizde Kartal'da bir federasyona bağlı vakıf var. Bir de şube vardı. Zaman zaman bu turlarda sıkıntı olurdu. Biri Hacı Bektaş'a, biri Aptal Musa'ya giderken bilet 10 lira, 90 lira misal böyle sorun olurdu. Sayın hocama bu sorunu götürdüğümüzde çok haklısın dedi. Aynı insanlar ve dedi ya biz şube derdinde değiliz. Bütün, yeter ki cemevinde Alevilik olsun, yol Erkan yürüsün. Burada onu katkı sunmak için. Evet. Bugüne... Ve şimdi orası sizin şube, federasyonun merkezi. Evet. Alevi Vakfı Federasyonu. Söylediğiniz yer merkez olarak kullanılıyor. Biz de kullanımını açtık zaten. Dediğim gibi yani senin cemevin, benim cemevim kavramı yok. Tabii Türkiye'de çeşitli kurumlar var. O kurumların içerisinde örgütlenmiş cemevleri de var. Ben Türkiye'nin her tarafını dolaştığım zaman orada nerede cemevi varsa, hangi kuruma bağlı olursa olsun o cemevini ziyaret ediyorum. Oradaki yönetici kardeşlerimizle de oturuyorum. Sohbetimi yapıyorum. Çaylarını içiyorum. Hoş sohbet edip çıkıyorum. Bizde bir öyle bir ayrımcılık doğru yok. Zaten yapmakta... dikkat edersen halkta öyle bir şey yok. Halk bir yerde bir cenaze kalkıyor. Hı-hı. Diyor ki Sarıgazi cemevi. Evet. Veya işte Kartal cemevi. Yeni Bosna cemevi o an Cem Vakfı'nın mı, Pir Sultan mı yönetiyor, Hacı Bektaş mı? Ona bakmıyor vatandaş. Evet, o anlamda doğru bir yaklaşım. Siz kurucuları anmışken ben özel bir ismi anmak istiyorum. Hoca ile beraber kuranlara herkes eğer haka yürüyenlere rahmet dilerken yaşayanlara da uzun ömürler diliyorum. Ben özellikle Bayram Kaya amcayı ayrı bir anmak istiyorum. Evet, ben onun zaman zaman ofisine giderdim. Bir gün dedi ki ben vefat edersem Kartal'dan kaldırın dedi. O zaman başkanım olur Bayram amca dedim. Yalnız sen de bir konuşma yap dedim. Dedim İzzettin hocamın olduğu yerde bize konuşma düşer mi? Ya dedi hoca biraz daha dedi diplomatik dille beni anlatır. Sen biraz daha halk diliyle anlatırsın dedi. Allah buradan rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ama işte Bayram Kaya abimizin rahmetli kurduğu emekleriyle kurduğu cemevi bugün Güre cemevimiz Bayram Kaya ismiyle anılıyor. Evet. Bu ne demek oluyor? İsminiz mezar taşlarında değil böyle eserlerde yaşasın. İnsanlar oraya gidip Bayram Kaya abimiz için dua ediyorlar. Yine Allah Maltepe'de Bayram diyorlar. Aktaş vardı ilk tabii, kurucu. Tabii. Ona da Allah rahmet eylesin. Ya şu an aklımıza gelemeyen herkese hizmet veren dedelerimiz oldu falan. Herkes sağ olsun. Tabii o Cem Vakfı kurulduğu tarihten itibaren o dönemde devletin yönetenlerin bazı programları oldu Türkiye çapında. Biliyorsunuz Alevi çalıştayları oldu. O çalıştaylarda da bizzat İzzettin hocamız da katıldı. O çalıştaylarda da bugün eleştiren insanlar şöyle bir geriye dönüp baktıkları zaman niye Alevi çalıştayları oldu? Acaba Aleviliği asimile etmek için mi ya da Aleviliğin gücünü zayıflatmak için mi diye eleştiren arkadaşlarımız var. Geriye dönüp bir bakmaları lazım. Bugün o Alevi çalıştayları sayesinde Alevilik anlatıldı. Toplumun her kesimine gidilen her yerde, doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde gidilen her yerde Alevilik anlatıldı. Kürt meselesi anlatıldı, Kürt sorunu anlatıldı. Siz şey demek istediniz galiba Sayın Başkanım. Çalıştaylar değil de akil insanlardan. Tabii bu çalıştaylarda. Yok. Akil insanların tabii oluşturduğu çalıştaylar evet, yapıldı. Bir de biliyorsun bütün kurumların katıldığı Alevi çalıştayları oldu hükümet tarafından. Yok o değil. Siz ben akil insanların oluşturduğu çalıştaylardan bahsediyorum. Orada çok haklısınız. Şimdi Sayın İzzettin Doğan akil insanlarda
Eğer bir ülkede bir Kürt meselesi varsa Alevilerin bir önderinin oraya fikir sunması gayet normal. Tabi İzzettin Hoca katıldı diye eleştirenler oldu ama sonra öğrendik ki Türkiye'deki bazı kurum başkanları da ya ben de bulunayım diye bulunduklarını da biliyoruz. Yani evet. Bunları çoğaltabiliriz. Cem Vakfı'na genel bir saldırı var bu anlamda. Bazı şubelerde de sorunlar oldu. Cem Vakfı'na saldırılar var. Yani şimdi Diyanet İşleri Başkanı başka bir kurumu ziyaret ediyor. Hiç sorun olmuyor. Cem Vakfı'na geldik de İzzettin Hoca'ya işte bir cenaze taziyesine bulunuyor. Bu gündem oluşuyor. Daha iki gün önce Sayın Davutoğlu bir yine bir Alevi kanalına gidiyor. Sorun olmuyor. Ama Cem TV'ye gelince nedense hep sorun oluyor. Hükümetle sizler görüşünce, Cem Vakfı görüşünce sorun oluyor. Onlar görüşünce Alevi taleplerini ilettik oluyor. Bunlara geleceğim. Tabii İsmail kardeşim, tabii o, bu sorunlar niye ya da bu konular neden ortaya çıkıyor? Çünkü yaşamlarını devam ettirebilmek için ya İzzettin Doğan hocamıza ya da Cem Vakfı'na bir saldırmalar lazım ki gündem oluştursunlar. Bunun dışında başka bir gündemleri yok. Yazık. Acıyorum onlara da. Ama yine de... Ben o bölümde bir sorun var. Alevi kurumlar arasındaki diyalog ve ilişkilerde siz bir çalışma başlattınız. Birçok toplantılar oldu. Sonucun ona geleceğim. Bu Cem Vakfı'nı biraz tanıttıktan sonra bu bölümde ekleyeceğiniz yoksa ben Lale Hanım'a döneyim bir. Tabii ki bu süre zarfında biz de bu tanıtımlarda ya da topluma Alevi İslam inancını tanıtma, yayma konusunda bizim de çeşitli bölgelerde ziyaretlerimiz, toplantılarımız, cemevlerinde çalışmalarımız oldu. Aynı şekilde bugüne geldiğimiz noktada Türkiye'de %98'e yakın bütün toplum birbirini benimsemiş durumda. Kimin sayesinde oldu? Nasıl oldu? Bunu bir sorgulamak gerekir. Yani Alevilik yeni keşfedilmedi. Alevilik yüzyıllardır vardı. Ama birileri topluma bilimsel ve ilmi açıdan açıkladı. Alevi İslam'ın ne demek olduğunu, İslam'ın neresine konumlanması gerektiğini, gerçek İslam'ın ne olması gerektiğini, ne olduğunu birileri açıkladı. İzzettin Doğan hocamız gibi bu konuda topluma hizmet etmiş bütün inanç önderlerime, insanlara ben teşekkür ediyorum. Eğer bugün bu televizyondan Alevi sorunlarını fazlasıyla eksiğiyle dilimiz döndükçe yeterli olduğumuz sürece anlatabiliyorsak Cem Vakfı ve İzzettin Doğan sayesinde anlatıyoruz. Eğer bugün bir dedelik kurumundan, dedelerin hak ve taleplerinden bahsedebiliyorsak Bostancı'daki 3 kaçıncı siz daha biliyorsun 7. Evet. sefer Türkiye'deki, Balkanlardaki, Orta Doğu'daki 3000 dedenin katılıp ağırlanıp onların telefonlarının adreslerinin güncellenmesi bile Cem Vakfı'na borçluyuz. Büyük bir başarı. Şimdi yeni yeni millet ya Ocakzadeler Meclisi kuralım, işte bizim vakfında bir federasyonunda bir inanç şeyi olsun diye diğer federasyonlar 2 yıldır başladı bir inanç. Mesela Alevi din hizmetlerine karşı gelen arkadaşlarımız sonra kendileri de din hizmetleri kurmaya başladı. Ben katkı olsun diye. Mesela biraz sonra bahsedeceksin. Şu kitap, işte onu gösterebilirsen, Cem Vakfı'nın en büyük zaferi. Yani hukuksal aynen. bir zafer. Alevi hakları mahkemesi. Evet, yani zaferi saymakla bitmez. Tabii yapamadıkları da var. Mesela onlara da geleceğim. Mesela tabii yaptıklarını söyleyelim. Yaptıkları. Ya 30, Cem 30. dergisi niye çıkmadı? Tabii. İşte sizin projeniz vardı. Dede Zakir Okulu'nu niye yapamadık? Bunlara geleceğim. Şimdi Cem Vakfı faaliyetlerini bir bitirelim. Sonra bu sorulara gelelim. Lale Hanım, siz kadınlardan sorumlusunuz. Evet, evet. Cem Vakfı'nın kadın kolları da iyi bir şekilde. Sizden önceki arkadaşlarda da. Evet. Şimdi de iyi gidiyor. Evet. İyi bir örgütlenme var. Kadın örgütlülüğü bizim inancımızda, felsefemizde zaten çok önemli. Yani dünyadaki ilk kadın örgütlülüğü Bacıyan'ın Rum dediğimiz. Yani evet. Ahi Evren'in eşinin Fatma Ana'nın kurmuş olduğu bir örgütlülük. Bize evet. çok uzakta değil. Kesinlikle. Buradan biraz kadın hareketini, kadın örgütlülüğünü, Cem Vakfı kadın kolları neler yaptı biraz sizden dinleyelim. Evet. Öncelikle sizin de programınız hayırlı uğurlu olsun. Biz de keyifle izliyoruz. Tabii dediğiniz gibi kadının gerçekten çok büyük önemi var. Yani burada dediğiniz gibi o dönemlerde 13. yüzyıllarda bile orada kurulan Ahi Evren'in eşinin kurmuş olduğu bu teşkilatta inanılmaz derecede şeyler oluşmuş. Yani destek olmuşlar ve sanatta yapılan
çalışmalarda, teşkilatlarda inanılmaz derecede okuma, yazma, silahlanma, bununla ilgili çok teşkilatlanmalar oluşmuş. Şimdi bizim tabii Alevilik'te kadına bakış açısına baktığınızda biz öncelikle özgür olmayı seviyoruz. Ve hakikaten Alevi İslam inancımıza göre de kadınımıza inanılmaz da değer veriyoruz. Yani baktığınızda cem ibadetlerine mesela çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Hizmet noktasında kadınlar hep var. Yapılacak türbe ziyaretlerine baktığınızda ya da herhangi bir etkinlikte inanılmaz derecede kadınların yoğun olduğunu görüyoruz. Dediğiniz gibi Cem Vakfı olarak da biz bu konuda geçmiş dönemdeki arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık diyorum. İnanılmaz derecede aktifiz. Ve birçok toplumsal projelerde hep önde, hep o toplumsal sorunlarda inanılmaz derecede destek vermeye çalışıyoruz. Mesela ilk göreve geldiğimde şey demişim, bütün Türkiye genelindeki bütün kadın kollarımızla birlikte bir 3 günlük bir kamp yaptık. Ve kadın kolları yönetimleriyle birlikte orada projeler oluşturduk. Neler birlikte yapabileceğimizi konuştuk ve neler yapılabilir noktasında inanılmaz bizim için çok verimli oldu. Şu anda bütün Türkiye'deki kadın kolları yönetimlerinde WhatsApp sayfalarımız var ve anında iletişime geçebiliyoruz. Siz aktifsiniz, takip ediyorum. Geçen günde paylaşmıştınız. Bir erzak dağıtımlarınız oldu tabii, kadın kolları olarak. Şimdi erzak dağıtımına gelene kadar mesela panellere gittiğimizde inanılmaz 1000 tane kadınla yan yana birlikte gidip yapabiliyoruz. Mesela 150 tane çocuğumuza bayram öncesi tepeden tırnağa giydirdik ve onlara bir bayram sevinci yaşatmak istedik. Avrupa ve Anadolu yakası olmak üzere çok büyük ve geniş katılımlı geleceğimiz olan gençlerimize dediğimiz onlara burs verdik. Yani burs kahvaltıları düzenledik ve çok hala ses getiren çalışmalarımız oldu. Bunun yanı sıra dediğiniz gibi hem burada tabii başkanımızın sayesinde, genel başkanımızın sayesinde 6 ton gibi bir bize böyle bir bağışta bulundu sağ olsun, kendisi de biri bin olsun diyelim. Orada ihtiyaç sahipleri herkese bunu dağıttık ve onun öncesinde tabii biliyorsunuz ki tabii çok ses getirdi ya, belediyelerin yapamadığını Cem Vakfı yapıyor gibi falan. Evet. Hatta birçok arkadaşlar da ister istemez sosyal medyalarında kendilerine mal ettiler ama maalesef. Ben sonra öğrendim bu Cem Vakfı evet, evet. bünyesinde oluşmuş. Tabii emeği geçen herkese başta Erdoğan Bey'e teşekkür ederim. Genel başkanımız da sağ olsun tabii maddi bölümünü kendisi de tabii ne zaman bir projeyi düşünsek hemen sağ olsun çok büyük destekler de sağlıyor. Bunun yanı sıra tabii biz bu sebzenin dışında biliyorsunuz ki dünyayı sarsan ciddi bir pandemi süreci oluştu. Tabii biz sorunun bir parçası değil, çözümün bir parçası olmak istiyoruz. Ve dolayısıyla dedik ki ne yapmalıyız? Biz de taşın altına elimizi koyalım ve 1500 tane gıda kolileri hazırladık ve bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere yola çıkarttık. Bu da çok gerçekten... Bu Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığınız bağış mı sizin kanalınızda mı? Yani evet, evet. Yani onlara verdik ama onun dışında genel etrafımızdaki ihtiyaç sahiplerine yine kendimiz keza evet yaptık. Yani burada tabii... Burada kadın kollarının aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani hizmet noktasında kadınlarımız çok fazla. Ama biraz öyle öz eleştiri yapmaya geldiğimizde de gerçi Cem Vakfı olarak şu anda genel başkanımız da talimatı doğrultusunda bütün yönetimlerde, şube yönetimlerinde kadın ve genç sayılarını arttırmak istiyoruz. Kaç kadın başkanımız var şubede? Şimdi iki tane kadın başkanımız ve inanılmaz başarılar. Biri Haramidere'de yeni başkan oldu, biri Güre Cemevi'nde. Onlar da çok aslında kadınların hem anne hassasiyeti hem kadın hassasiyetiyle aslında olaylara bakış açıları çok daha farklı olabiliyor. Ve o konuda da çok büyük destekler sağladılar ve çok başarılı da gidiyorlar. Şu anda da devam ediyoruz çalışmalarımıza. Geçen sene yaptığınız kamplara ikinci bölümde geleceğim. Tamam. Ya tabii bizim inancımızda
kadının yeri kırklar meclisinden başlıyor. Bunu tabii sadece ki bir bilgi amaçlı. Mesela kırkların 23'ünün erkek, 17'sinin kadın olduğu söylenir. Hacı Bektaş Veli Efendimiz geldiğinde kadıncık anayla birlikte bu yola hizmet ettiği söylenir. Hatta Hacı Bektaş Veli eşiniz değil, eşitim der. Tabii. Yani Alevi kadına farklı bir kültürü önem veriyor. Yani diğer inançlar vermiyor anlamında değil. Bizim öğretimizde var. Mesela belki ikinci bölümde şey yaparız. 3 sene önceydi. Sizin yönetiminde Nimet abla da bunu biliyor. Bir avukatlar grubu bir panelde Kartal'da benim başkanlık dönemimde bir şey söylediler. Bir yılda 225 kadın cinayetinin nedenlerini araştırmışlar. Eğitimi, sosyal, işte demokratik yapılarını falan. İnanç bölümünde çok fazla, bu başka inançları suçlamak için yanlış anlaşılmasın. Tabii. Alevi yurttaşların anasını, bacısını, eşini öldüren o canilik bölümünde çok olmadığı. Bir rakam vermek istemiyorum da yok gibi az bir şey denildi. Evet, ben de o panele ben de katılmıştım dediğiniz gibi. Bu da aslında Alevi öğretisinin ne kadar önemli olduğunu, aslında bizim sevgi dilimizin çok fazla olduğunu ve böylelikle de o bilinçaltında da özellikle erkek çocuklarında da hakikaten eşlerine değer vererek, saygı duyarak devam ettikleri için bu Alevi öğretimizde de çok çok önemli. Alevi, yani eşitlik ilkesi aslında çok, Alevi bizim dili için çok önemli. Kesinlikle. Bu arada tabii bir bayan yöneticimiz nezdinde bu son 2-3 gündür çok tartışıldı. Evet. Sayın Selahattin Demirtaş'ın eşine ahlaksızca bir takım karalamaları da dijital şiddeti de kınamış olalım. Kesinlikle. Yani bir kadın olarak düşüncesine yani, katılmayabilirsin. Kesinlikle. Yani dili, dini, ırkı ne olursa olsun çok önemli değil ama burada yapılan her türlü kadına özellikle yapılan her türlü şiddeti sözlü ya da fiili olan her türlü kınıyoruz. Evet. Sizin yine faaliyetlere, o güzel kamp çalışmalarınıza geleceğim. Tamam. Sayın Başkan, Cem Vakfı faaliyetleri 2-3 programda bitmez biliyorum. Yani bölge toplantıları, diğerleri, hep hangi birini anlatsanız tabii 25 çok. 25 yılın kaç saate sığdıracağız? Tabii 25 yılı başlıklar halinde geçelim. Evet. Şimdi o dergiyle niye Ali Zakir okulumuz sekteye uğradı, dede okulu? Onlara değinelim, daha sonra da genel sorularıma geçeceğim. Dergi konusunda Cem dergisi bayağı bir 150'nin üzerinde bir sayı bildiğim kadarıyla çıkardı. Fakat şimdi belki televizyonumuzda söylendi ama ya da söylenmedi, ben şimdiden bir müjde vereyim. Cem dergisi dijital platforma taşınıyor televizyonumuz sayesinde. Artık oradan yeni bir hazırlık var. İyi. O Cem dergisinin bütün sayılarına bütün izleyiciler ulaşabilecek. Yeniden canlandırılacak. Tabii görsel yayının ortaya çıkmasıyla birlikte o yazılı basında da dergi çalışmalarında da bir müddet sonra o sekteye uğratıldı. Uğramak zorunda kaldı. Devam etse çok daha iyiydi. Çünkü onun için bir kadro gerekiyordu. Onun için de ayrı bir finans gerekiyordu. Bir dönem sonra yayın hayatına son verdi ama elimizde çok güzel bir arşiv var. Yani bir sürü sayı olan Cem dergisinin bir arşivi var. Yakında o canlandırılacak. Belki daha güzel bir şekilde devamı sağlanacak. Bu yeni bir heyecan yaratacağına inanıyorum. Ama bizim o 25-30 yıl önceki dergilere sahip olan vatandaşlar o dergileri inanın ya çekmecesinde ya kütüphanesinde böyle hazine gibi saklıyorlar. Yani bizim evde de var dergilerden, o Cem dergisinden. İnanın sayfalarını karıştırınca bugünü arıyoruz. Yani o geçmişteki sayfaları karıştırınca niye bugün bunlar yok diye arıyoruz. Başkanım, bir sayısı bir kitap kadar. Evet. O kadar yazılar vardı ki yani şimdiki gibi öyle laylolum değil. Yani çok önemli profesörler yazı yazıyordu. Tabii. Rahmetli Diyanet İşleri Başkanı Başkanımız Doğan. Evet. Hocamla Türkiye'yi de gezen Profesör Rahmetli Öztürk, Yaşar Nuri Öztürk. Yaşar Nuri Öztürk'ün yazıları. Bir sürü yani. Yine o dönemki aydın insanların yazıları ya da Alevi dedelerimizin yazıları var. Ve bugün bir kelimesine bile itiraz dahi edilemeyecek şekilde doğru dijital yazılar. Dijital ortama geçmesi hakikaten
genç kuşaklar için iyi olacak. Çok önemli olacak. Çok teşekkür ederiz onu yapan arkadaşlarımıza. Şimdi son cümlelerinizi alırsanız bir reklam arasında gideceğiz. Şeyi söyleyeceğim. Dede Baba Okulu konusunda da bizim Kocaeli'de, Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin bize tahsis ettiği 14 dönümlük bir arsamız var. Bu arsayla ilgili bütün yazışmalar, Büyükşehir nezdindeki bütün yazışmalar tamamlandı. Bu yazışmalar da projesi de tamamlandı. Projesi de onaya sunuldu. Son merci olan Ankara'da belli bir kurumda bekliyor. Neyi bekliyor? Onayı bekliyor. Onayı da beklemesinin nedeni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların Türkiye'de hayata geçirilmesiyle birlikte ona da onay çıkacak. Tamam. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Sayın Başkan'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni televizyonunu açan, ekranlara gelen canlarımız varsa bugün Cem Vakfı'nı konuşuyoruz. Cem Vakfı Genel Başkanımız Erdoğan Döner, Başkan Yardımcımız Lale Tunç Hanımefendi ve şu an telekonferansta Genel Başkan Yardımcımız gençlerden sorumlu Dilaver Doğan Bey var. Dilaver Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İsmail Bey. Nasılsınız? Malatya iyi galiba. Malatya'dan katılıyorsunuz. Evet, işler münasebetiyle Malatya'da bulunmam gerekti. Stüdyoda yanınızda olmak isterdim ama umarım bir dahaki sefere yine birlikte olabiliriz. Stüdyodaki herkese de bu arada selamlarımı sunuyorum. Tamam, döndüğünüzde gençlerle geniş çaplı bir sohbet edeceğiz. Şimdilik bir genel görüşlerinizi alalım. Bu arada Eşref dedemize de buradan selamlar olsun. Çok teşekkürler. Kendisinin de sizlere selamları var. Aleykümselam. Şimdi Erdoğan Bey'le görüşüyoruz. Onlar, biz sizi görüyoruz, siz bizi göremiyorsunuz. Sesimizi alıyorsunuz. Cem Vakfı'nı tabii konuşmak bu dakikalara sığmaz ama Cem Vakfı gençlikte siz görev yapıyorsunuz. Ben hem Cem Vakfı gençliğini, Cem Vakfı gençliği üzerinden Alevi gençliğinin durumu, eğitim durumu, sıkıntıları, ailedeki, Cem evlerinde gerekli eğitimleri verebiliyor muyuz? Ve Türkiye'deki genel gençliği bir özetlemeni istiyorum. Süre tabii yettiği kadar. Tabii. Öncelikle tabii bu konuya başlarken İsmail Bey, ben kendi geçmişimden de kısaca bahsederek girmek istiyorum. 1996 senesinden itibaren Malatya Şubesi'nin gençlik kollarını beraberimdeki arkadaşlarla birlikte oluşturarak yaklaşık 24 yıldır Cem Vakfı'na hizmet etmeye çalışıyorum. Yani bir nevi çekirdekten geldiğimi söyleyebiliriz. Dolayısıyla gençlerin yaşamış olduğu problemleri, beklentilerini, taleplerini yaşayarak tespit etme şansımız oldu. Gençlerimizin en büyük problemlerinden bir tanesi bizim şehirleşmemizle birlikte kopuşlarımızın ve aidiyet duygularımızın yavaş yavaş terk etmesi oldu bizleri. Gerekli eğitimi alacak kurumlarımızı bulamadık. Bunun için gerekli imkanları da çok fazla aslında devletin bize sağladığını söylemek mümkün değil. Ve sonuçlarında da hem Aleviliğin öğrenilmesi hem de zaten hali hazırda yaşamış olduğumuz fırsat eşitsizliği gibi konular gençlerimiz için biraz sıkıntı yaratmaya başladı. Biz geçmişten gelen bir Cem Vakfı kültürünü gençlerimize tabii yaşatmaya çalıştık. Örneğin biliyorsunuz başlangıçtan sonra hızlı bir şubeleşme yaşandı. Ve bu şubeleşme günümüzde oldukça ciddi bir sayıya ulaştı. Şubelerimizde gençlik kollarının teşekkül etmesini sağlayarak en azından bir birlikteliği, aidiyet duygusunu oluşturmaya çalıştık bu süreç içerisinde. Bununla birlikte daha önemli bir konu, gençlerimizin cem evlerinde, vakıf şubelerinde eğitim almalarını sağlayacak altyapıyı oluşturmaya çalıştık. Ki bu en önemlisiydi. Gençlerimizin alamadığı bu bilgileri, tabii ki bizler milli eğitim kurumları değiliz. Elimizdeki imkanlar belli noktalarda kısıtlı olabiliyor. Ancak yine de verebilmeye çalıştık. Bugün tabii her şeyden daha fazla olarak üzerinde durduğumuz, gençler için üzerinde durduğumuz konu eğitim konusudur. Yönetimimiz, özellikle Başkanımız Erdoğan Bey'in de bu hassasiyetini kendisine teşekkür ederek bildirmek isterim sizlere.
gençliğe çok önem veriyor. Şunun farkındayız İsmail Bey. Gençler bugün bizim üstlenmiş olduğumuz bu görevleri belli bir süre sonra bizden devralacaklar. Ve bizden devralmış oldukları görevleri de kendilerinden sonra gelen jenerasyonlara aktarmaya çalışacaklar. Bu döngünün aksamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şurada küçük bir not almıştım. Müsaadenizle onu hemen belirtmek istiyorum. Bizim özellikle Cem Vakfı misyonu olarak üstlendiğimiz konu bu gençlerimizin eğitimlerini milli statüde yani devletin milli eğitim kurumları üzerinden sağlamaya çalışmak. Öncelikli olarak buna çalışıyoruz. Yüzyıllardır bu haklarımız biliyorsunuz engelleniyor. Biz bunun için aslında bir girişimde bulunduk. Yani bir başlangıç yapıldı. Malatya İnönü Üniversitesi'nde bir Alevilik Araştırmaları Enstitüsü teşekkül edildi. Ve buraya yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenciler kabul edilmeye başladı. Bu öğrencilerimizin özellikle Ocakzade inanç önderleri ailelerinden gelmeleri başlangıç olarak bizim için çok önem taşıyor. Bu arkadaşlarımız yetiştikten sonra kendi etraflarına ve bulundukları akademik çevrelerde daha yaygın, daha sistematik bir eğitim verebilme şansına sahip olacaklar. Ancak yine tabii önümüze engeller çıkıyor bununla alakalı. Örneğin bir enstitü kuruldu, evet, başarılı bir yönetim var ancak kadro alamıyor. Bu bir problemdir. İşte aşmaya çalıştığımız temel haksızlık, adaletsizlik, eşitsizlik problemlerinden bir tanesi budur. Bizler bugüne kadar hep gönüllülük esasıyla hareket ettik. Gençlerimiz de inançlarını, ibadetlerini, geleneklerini, tarihlerini hep bu gönüllülük esasıyla hizmet veren kurumlarımızdan, dedelerimizden, yetişmiş birimlerimizden almaya çalıştılar. Ve biz bunu ortadan kaldırmaya çalıştık. Ben aslında şu an belki yakın tarihte olmasa da bir süre içerisinde çok daha büyük bir milli eğitim oluşumunun belki müjdesini size verebileceğimizi düşünüyorum. Umarım çalışmalarımız olumlu sonuç verir. Şimdiden sadece küçük bir ön bilgi vermiş olayım size bu konuyla alakalı. Teşekkür ettik, evet. Şimdi şöyle devam edelim. Bizler bu kurum içi eğitimlerimizde az önce bahsettiğim genel olarak genel merkez ve şubeler bazında kış takviminde çok yoğun eğitimler veriyoruz bu genç arkadaşlarımıza. Özellikle 12 hizmet, zakirlik eğitimleri, Ocakzade gençlerimiz için dedelik eğitimleri gibi eğitimler veriyoruz. Aradaki zaman kayıplarını gidermeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bir takım konferans organizasyonları yapıyoruz. Daha önce almış olduğumuz kararlardan bir tanesi mesela, gençlerimizin tüm milli bayramlarda ve özel günlerimizde etkinlik düzenlemeleridir. Bu birlikteliğimizi arttırıyor, farkındalığımızı arttırıyor. Gençlerimiz için yeni alanlar açıyor. 19 Mayıs 2019 yılında örneğin Sayın Profesör Doktor Söğil Batum hocamızı konuk aldığımız bir konferans gerçekleştirmiştik. Ve oldukça yüksek katılımlı, son derece başarılı bir konferans oldu. Tabii bu COVID-19 durumu neticesiyle bizler uzun süre programlarımızı askıya almak zorunda kaldık. Ama bundan hemen önce Kasım ayında 2019 yılında bu gençlerimizin tüm sorunlarını, problemlerini, beklentilerini, taleplerini masaya yatırabileceğimiz bir Cem Vakfı Gençlik Kolları birinci çalıştayını düzenledik. Bu oldukça büyük bir organizasyondu. Yurt genelindeki tüm gençlik kollarından yönetimdeki arkadaşlarımızı davet ettik. Ve bir gün boyunca kendi problemlerimizi, kendi çözüm önerilerimizle dinlemeye çalıştık. Ve bir yol haritası çıkarmaya çalıştık. Ve oldukça da önemli bir adım atmış olduk. Gençlerimiz
kendi problemlerini bize kendileri aksettirdikleri için çok daha radikal ve kesin çözümler üretebilme şansımız doğdu. Burada önemli bir nokta var tabii. Şimdi bu bizim gençlerimizi kendi seslerinden dinlememiz aslında onlara verdiğimiz önemi gösteriyor. Bizler gençlerimizi duymak zorundayız. Gençlerimiz seslerini bize duyurabilmek için bazen çok zorlanıyorlar. Onlara bu şansı tanımak için biz de kurum olarak bir çaba içerisindeyiz. Umarım COVID-19 süreci atlatıldıktan sonra kısa bir süre içerisinde biz çalıştayımızın ikincisini de gerçekleştireceğiz. Daha önce bu aldığımız verileri tekrar işleyeceğiz. Ne kadar yol almışız, neler yapabiliriz ve yol haritamıza ne gibi güncellemeler yapabiliriz, bunlara bakacağız. Bir bilgi daha vermek istiyorum. Az önce başkanımıza teşekkür etmiştim. Şimdi yine bu konu için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. COVID nedeniyle yapılamamış olan 2020 yılındaki olağan genel kurulumuzda daha önce almış olduğumuz kararlara istinaden genç arkadaşlarımızın yönetime davet edilmesi durumu söz konusuydu. Başkanımız bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Bizim onlardan öğreneceklerimiz var, onların bizden öğrenecekleri var. Mutlaka bir katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz birbirimize. Bunu şubeler bazında da gerçekleştireceğiz. Şubelerimizin yeni yönetimlerinde veya değişecek olan yönetimlerinde kadınlarımız gibi gençlerimiz de aktif olacak. Söz hakkı olacak gençlerimizin ve kendi taleplerini kendileri karşılamaya çalışacaklar. Genel olarak projelerimiz de bunlardır. Önümüzdeki süreç içerisinde son olarak İsmail Bey, sizin de vasıtanızla Cem TV'den geçtiğimiz dönemde yapmış olduğumuz bir programa istinaden taleplerimizi de iletmek istiyoruz. Geçtiğimiz sezon biz genç arkadaşlarımızla tamamen gençlere ait bir program yapıp gençlerimizin seslerini duyurmaya çalıştık. Ve oldukça da ilgi çekti, ilgi topladı. Bu programın daha da geniş kapsamlı bir şekilde ve daha koordineli olarak önümüzdeki dönem Cem TV'de tekrar yayına alınmasını gençlerimiz adına sizden talep ediyoruz. Sizin sesinizle iletmiş olalım tekrar. Peki. Yetkililer, herkes duydu, mesaj alındı. Mustafa Bey'in de duyması lazım tabii. Çok teşekkür ediyorum. Son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa ben hemen sizden başkana döneceğim. Onun tamamlaması gereken... Bunu söylemek istiyorum. Bu bir hizmettir. Biz hizmet hak için diyen bir topluluğuz. Bir inanca mensubuz. Hizmetimiz hak için. Hizmet aynı zamanda alttan gelen, yeni gelen jenerasyonla da devamını mutlaka sağlayacaktır diye düşünüyorum. Elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Umarım hizmetlerimiz kabul olur. Çok teşekkür ederim. Verdiğim bilgiler için Cem Vakfı Gençlik Çalışması'nı anlattınız. İnşallah fırsat olursa bu sezon stüdyoda bunları daha geniş konuşuruz. Yoksa dediğiniz gibi Eylül'de bu programlar devam edecek. Siz de olursunuz, biz de oluruz. Devam edecek. Çok sağ olun. Malatya'daki tüm dostlara selam. Başta Eşref'te olmak üzere. Selamlarımızı gönderiyoruz. İyi yayınlar tekrar. Bilaver kardeşim, sesini duydum uzakta olsa oradan. Biz seni görebiliyoruz ama sen bizi göremiyorsun. Eşref'te deme saygılar sunuyorum. Senden ricam, orada iki tane benim ağacım var, ona dikkatli bak. Eşref Dede'ye de selam söyle. Merak etmeyin, ben onları çok iyi koruyorum şu an. Tamam, teşekkür ederim, sevgiler sunuyorum. Sağ ol. Sevgiler, sağ olun, selamlar. Orada Dilaver Bey'den direkt süreyi iyi kullanmak için müfredattan, milli eğitimden bahsetti. Bu son bu ahim kararlarından önce sizin bir bilim kurulu vardı. Bu din ahlak bilgisine önerileriniz vardı. Bu öneriler tam geçti mi? Mesela daha önce bir takım girmişti din derslerine. Bakıyorsun semahtan oyun diye bahsediyordu. Başka bir şeyden başka bir şey bahsediyordu. Yani tam randıman alamıyorduk. Ben bu dönem incelemedim. Siz bu çalışmalarda verdiğiniz dosya tam geçti mi, hedefine ulaştı mı? Bu konuyla alakalı dosyayı da ben yanımda getirdim. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleriyle alakalı Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiğimiz bir dosyamız var.
bu dosyayı o zamanın Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz Bey'e ilettik. O zaman Aleviliğin, Alevi İslam'ın din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde de yer verilmesiyle alakalı o dönemin hükümetinin bir çalışması vardı. Bu çalışmaya biz de taraf olmak istedik Cem Vakfı olarak ve bir 18 kişilik bir bilim kurulu oluşturdu kendi bünyemizde Cem Vakfı'nın bünyesinde. 8 aya süren bir çalışmalar sonucu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakanlığına aldığımız taslak bütçeyi 4. sınıftan 11. sınıfa varana kadar tek tek bütün konuları, bütün sınıfların konularını tek tek işleyerek, inceleyerek biz de bize aykırı gelen, Alevi İslam'a aykırı gelen, Alevi İslam'ı yanlış tanıtan ya da demin dediğiniz gibi kelime ve cümle hatalarıyla ya da işte Aleviliğin işte Cem ibadetini bir tören gibi gösteren ya da işte Sema oyun diyen ya da mesela bakanımıza anlattığımız zaman o zaman Sıffın Savaşı'nın işte yazıyor da Sıffın Savaşı Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında yapılmıştır diyen ki o dönemin anlatan böyle bir yanlış. Yani peygamberi işin içinden çıkartmış. Evet yani Muaviye'ye Yezid'e atıflar bunu Muaviye Hazret diyebilen bir cümleler vardı. Bunların hepsini düzelttik çoğunu. Ve Ehl-i Beyt'e geniş yer verilen Hazreti Hasan'ın hayatı, Hazreti Hüseyin'in hayatı, Hazreti Fatma'nın hayatı, Hazreti Zeynep'ten bahseden, Cem'den bahseden, Cem ibadetinden bahseden, Hızır orucundan, Muharrem orucundan, Kadir Hum'dan bahseden makaleler bu sezon din girdi. Kültürü ve ahlak bilgisi derslerine girdi. Yani %70 oranında yer aldı. Ben buradan o dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz'a da çok teşekkür ediyorum. Çok büyük katkıları oldu. Hatta bu yanlışları tekrar olabilir düzeltmek için de bizim İnanç Hizmetleri Başkanımız Sayın Eşref Doğan dedemize ve de Dilaver kardeşimin demin atıfta bulunduğu Profesör Mehmet Dönmez hocamızı da hatta taraf olarak dedik yardımcı olması için de önerdik. Şu anki haliyle Cem Vakfı'nın bilim kurulunda yer alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dedelerden, profesörlerden, Nihanç Önderlerden oluşan bir heyetti. Onların başarısıdır. Ben onları tebrik ediyorum. Katılmadığı halde, o toplantılara katılmadığı halde, davet üzerine dahi çağırdığımız zaman katılmadığı halde bazı profesör arkadaşlarımız da bugün o şeyi üstlenmeye çalışıyorlar, süreci. Biraz ayıp ediyorlar. Çünkü davet ettiğimiz halde katılmamışlar ama bazı televizyonlarda açıklamalar yapıyorlar. İşte benim katkım olmuştur gibi sahiplenmeleri de biraz hoş bir davranış değil. Anladım. Siz anlayan anlamıştır. Anladım zaten. Yani isim vermediniz. Evet. Orada şunu diyeceğim Sayın Başkanım. Hani bizim Anadolu'da bir laf vardır ya. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batırmak lazım deniliyor ya. Evet. Burada biz diyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nda bunlar hazırlanırken işte semahımıza oyun, Cem ibadetimize tören diyorlar diyoruz ya. Bir de dönelim kendi içimize, derneklerimize, vakıflarımıza. Semahı kına gecelerinde, düğün salonlarında, piknik alanlarında bunu bizzat kurumlar yapıyor. Hatta müzik eğlence programlarında semah ekibini folklor ekibi gibi sunuyorlar. Bir de kendi insanlarımıza da bunu söylemiş olalım. Hadi onlar kelime hatası yapıyor. Karşı çıkıyoruz. Bizimkiler bildiği halde, semahın ibadet olduğunu bildiği halde buralarda dönüyorlar. Tabi bu yozlaştırmaya çalışmak, Alevi İslam'ı asimile etmek, yozlaştırmaya çalışmak. Ona bakarsanız bazı cenaze törenlerinde saz çalınıyor. Bazı hakka uğurlamalarda halay çekiliyor. O cenaze ibadetleriyle ilgili biz burada yani konuştuk. Biraz daha aşırıya gidiliyor. Dediğiniz gibi ya bizim geleneksel babadan dededen öğrendiğimiz Aleviliğimiz var. Şimdi bu vatandaşlara bunu yapan kurum başkanlarına ya da kurum yöneticilerine sorsanız ya hiçbir şey bilmiyorsanız babanıza dedenize sorun ya. Öyle değil mi? Hı. Yani babanızın dedenizin zamanında. Peki siz tam bu bölüme girmişken Sayın Başkan Alevi kurumları yani eleştirdiğiniz Alevi kurumları bu. Şimdi siz geldiğinizde birçok Cem Vakfı bazı Alevi kurumlarına baştan katılmıyordu veya bir set vardı. İşte bazıları Cem Vakfı'na devletçi diyordu. Niye devletçi? Biraz sonra o sorum da var. Devletle olan ilişkilere geleceğiz. İşte
Cem Vakfı da mesafeliydi. Siz geldiniz, birçok toplantılara katıldınız federasyon düzeyinde. Dediniz ki biz varız, Alevilik için varız dediniz. Bazen sözde kaldı, eyleme dönüşmedi. Bu 2 Temmuz'da farklı, siz farklı katılıyorsunuz, olmuyor. İşte bu cenaze bakış açılarınız farklı oluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kurumlar arası ilişkiyi? Toplantılarda bunları dile getiriyor musunuz? Bu Cem Evler'in durumunu o zaman siz bir anlatın. Konuya ben girmedim, siz top attınız. Ben de madem görüşlerimi açıklayayım. Hocamızdan 2016 yılının 26 Mart tarihinde bu kutsal görevi, bu onurlu görevi devraldıktan sonra ki ondan önceki de dönemde de zaten hocamızla beraber bir dönemlerde çalışma kısmet oldu. O dönemden sonra birçok Alevi kurumunu tanıma fırsatım oldu. Siz benden daha çok biraz kurumları tanıyorsunuz ama ben de ya biz bu kurumlarla niye görüşmüyoruz? Bu kurumları temsil eden insanlarla neden görüşmüyoruz? Neden Cem Vakfı'nın bu kurum başkanlarıyla ilişkileri yok diye. Ben de bizzat gittim. Çoğunu ziyaret ettim. Hemen hemen hepsini ziyaret ettim. Bizim adabımıza uygun şekilde hediyemizi alarak, çikolatamızı, şekerimizi alarak hepsini tek tek ziyaret ettim. Bütün kurumları hemen hemen. Hepsini ziyaret ettim. Halatı sordum. Yani bunlar bizim aynı inanca mensup olduğumuz, bizim insanlar, bizim canlarımız diye gittim. Birçoğunu da tanımak fırsatı buldum. Tanıdığım için de mutluyum. Birçok toplantılarda, birçok seminerlerde ya da işte ne bileyim birçok bu tarz etkinliklerde zaman zaman buluşuyoruz, selamlaşıyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Dertleşiyoruz, hoş sohbet ediyoruz. Fakat biz ayrıldıktan sonra bir bakıyorsun bir gün sonra sosyal medyada ya da işte önüne geldikleri ne zaman belki çıkarlarsa televizyon programlarında İzzettin hocamızdan başlayarak Cem Vakfı'na bazı böyle bir serzenişler olmaya başlamıştı. Bir müddet sonra bunlar kesildi. Yani bizi tanıdıktan sonra, Cem Vakfı'nı da tanıdıktan sonra, yöneticilerine bizzat gidip tanıştıktan sonra bir müddet kesildi bunlar. Demek ki konuşmak gerekiyor, istişarede bulunmak gerekiyor, diyalog içerisinde olmak gerekiyor. Şimdi durum ne? Sonuç alındı mı? Şimdi tabii ki bir sonuçlar alındı, belli bir yere gelindi. En azından merhaba diyoruz birbirimize. En azından selamlaşıyoruz. Yani ben anlayamıyorum, anlamakta da zorluk çekiyorum. Birçok kurumun tavırlarını. Ya yapılan şey eğer bu örgütlülük anlamında inanca hizmetse ben onu öyle o şekilde kabul etmiyorum. Senenin muayyen zamanlarında yapılan şey aynen şu. Basına ve kamuoyuna diye bir bildiri yayınlamak, altında birilerinin imzasını atarak sosyal medyada ya da geçerse o da gazete sayfalarında paylaşmak. Bitti, bu kadar. Arkasından ne yapıyorsunuz siz? Faaliyetleriniz ne? Sadece 2 Temmuz anma mı? Sivas katliamını. Sadece Maraş anma mı? Sadece Çorum anma mı? Bu kadar. Faaliyetler bu mu? Yani Alevi İslam'a ya da inanca hizmet bu mu? Bu kadar değil bence. İşte Cem Vakfı'nın faaliyetlerini işte Lale kardeşim anlattı. Şimdi, Dilaver kardeşim Sivas anlattı. Sivas dediniz de şimdi Sivas'ta yine bir anma var. Galiba sembolik olacak bu sene. Kitlesel olmayacak gördüğüm kadarıyla. Yine bir federasyonların imzası var. Bizim de bağlı olduğumuz Alevi Vakıflar Federasyonu'nda imzası var. Ama siz Cem Vakfı orada farklı bir metot uyguluyorsunuz. Biz devletimizi yönetenlerle, o ilimizi temsil eden yöneticilerimizle birlikte gidiyoruz. Madımak'ın içerisindeki o anma bölümüne karanfilimizi koyuyoruz. Duamızı ediyoruz. Konuşmamızı, mesajımızı veriyoruz. Çıkıyoruz barış içerisinde, kardeşlik içerisinde. Ama orada bir içerisinde talep vardı. Geçen sene sizin de valiyle görüştünüz, sizin de katıldığınız bir görüşme olmuştu Alevi kurumlar. Mesela orada yakanların iki isminin oradan çıkartılması. Zannedersem çünkü, indiriyorlar bu defa. Evet, çünkü aileler girmiyor o isimler olduğu için. Tabii, yani o da bir bahane de zannedersem indiriyorlar. O iki isim indirildikten sonra ne yapılacağını merak ediyorum. Peki, yine bir kısa reklam aramız var. Ondan sonra kesintisiz devam edeceğiz. Peki. Değerli izleyiciler, bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer pozitif ayrımcılık yapalım, hanımefendiden başlayalım. Değerli Lale Hanım, faaliyetlerinizi demin Dilaver Bey çok güzel özetledi, gençliğin faaliyetlerini. Evet. Siz de kadın faaliyetlerini anlatırsanız oradan genel başkana geçip tabii genel ki konulara değiniriz. Buyurun. Ben de özetlemiş olayım. Dediğiniz gibi biz tamamıyla bütün şubelerimizle koordine halindeyiz.
ve geleneksel olarak başlatmış olduğumuz kamplarımız var. Tabii şu süreç içerisinde kamplarımızı Eylül'e doğru ertelemek durumunda kaldık ama onun dışında kamplarımızda hakikaten birbirimizi daha iyi tanıma, daha iyi anlama, yapacağımız ortak projelerimizde neler yapmamız gerektiğini bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz ve neler yapmamız gerektiğini yol haritamızı belirlemiş oluyoruz. Bunun yanı sıra orada kadınlarımızı aslında o kampın içerisinde almanın en büyük nedenlerinden bir tanesi de normal rutin hayatlarından birazcık koparıp kendileriyle baş başa kalabildiği bir organizasyon yapmaktı. Hem bunu Cem Vakfı üstlendi, hem Sarıyer Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Genç de bu konuda çok bize gerçekten destek verdi. Sizin aracılığınızla kendisine de teşekkür etmiş olalım. Şükrü Başkan'ın annesi rahmetli evet, olduğunu da Allah rahmet eylesin. Evet, başsağlığı da diliyoruz. Onun dışında bizim bütün şubelerimizdeki kadınlarımız gerçekten çok aktif ve hepsi birbirimizle koordineli halindeyiz ve birbirimizi destekler pozisyondayız. Yani atıyorum bir Edirne'de kahvaltı programı varsa biz üşenmeden kalkıp kahvaltı programına katılıyoruz. Hem oradaki başkanımıza aslında hem onuru etmek hem oradaki yapmış olduğu faaliyetlerine maddi manevi katkıda bulunmak. Panel gibi. Olursa da aynı katılım oluyor mu? Tabii ki. Kesinlikle. Yok, genellikle ki, böyle kitle kahvaltı, yemek işleri çok yoğun oluyor da. Aslında şöyle, bizim hakikaten o konuda da çok bilinçli kadınlarımız. Çok güzel. Yani bir panele katıldılar ve herkes şok oldu. Dedi ki yani biz 200 kişi olsa şeyiz, yani olsa yeterli denildiği şeyde 1000 tane kadınla birlikte oraya damga tamam. vurmuş olduk. İnşallah evet. Eylül'deki programlarımız İnşallah. Devam ederse sırf kadın kollarından senin şubelerden yöneticilerle burada bir program yaparız. İnşallah. Peki, inşallah. Teşekkür hemen ediyorum. Başkana dönüyorum. Erdoğan Bey, hükümetle olan veya devleti yönetenlerle olan Cem Vakfı'nın süre gelen Sayın Hoca'nın başlatmış olduğu bu ülkede kaç tane başbakan, kaç tane cumhurbaşkanı geçmişse tamamıyla hocam görüşmüştür. Hep de anlatır kendi programlarında. Hacı Bektaş'tan başlamıştır. Demirel, Ecevit hepsinin o süreci biliyoruz. Cem Vakfı'nın diyalogları güzel. Zaten bunun için de galiba biraz devletçi dedikleri ondan kaynaklanıyor. Nedir şu anda süreç? Neden Cem Vakfı'nın hukuksal zaferi olan ahim kararlar uygulanmıyor? Ahim kararlar uygulanmış olsa Türkiye'deki Cem Evlerinin %90 sorunu çözülmüş oluyor. Evet. Buyur, söz sizde. Şimdi tabii kurulduğu tarihte itibaren hocamız uluslararası hukuk profesörü, devletler hukukunu en iyi bilen insan kendisi hocamız. Kurulduğu yandan bu yana da inanç özgürlüğü konusunda hangi inanca mensup olursa olsun eşit vatandaşlık, eşit yurttaşlık konusunda o dönemden beri devleti yönetenlerle, bütün iktidarlarla çeşitli görüşmeleri yapmış. Zaman zaman kendisi anlatıyor etraflıca. Bunlar da şu anda devam ediyor. İç hukukta çözemediğimiz sorunlarımızı uluslararası mahkemelere taşıyarak en son ayım kararlarıyla bunları kesinleştirmiş olduk. Şimdi 4 yıldır da bunun uygulanması bekleniyor. Bu uygulama sürecinde önümüze çeşitli engeller çıktı. İşte bir 15 Temmuz süreci yaşandı. Arkasından bir pandemi yaşandı. Ne zaman biz sorunlarımızı dile getirsek Türkiye'de ya seçim oluyor ya darbe oluyor. Ya bir pandemi oluyor. Bu alevlerin sorunu ne zaman çözülecek? Ya da insanlarımıza yönelik terör eylemleri oluyor. Erteleniyor. Evet, erteleniyor. Şimdi son gelinen noktada galiba Bakanlar Konseyi bu işi evet. bir süre istemiş. Aralık ayından, zannedersem Aralık ayından 2 Haziran tarihine kadar bir süre vermişti. O da doldu. Konsey Bakanlar Komitesi. Bu 2 Haziran'da süre doldu. Fakat hocamız da geçen günlerde yaptığımız birebir görüşmede de hocamız da şunu paylaşmıştık zaten. Şu anki pandemi ortamı yani Covid salgını nedeniyle bunun zaten toplantıyı da geç yaptı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Bunun bir süre erteleneceği, ileriki sürece bırakılacağı yani ileriki süreç dediğim yıllara değil ileriki aylara bırakılacağı şeklinde bir yazı da gönderildi zaten. İşte bu karar devam alındı. Ediyor başkanım. O süreç devam ediyor şu anda. Vakıfın veya Alevi kurumlarının sadece Cem Vakfı'nın kararı değil Alevi kurumlarının ortaklaşa bir talep baskı unsuru nasıl oluşturabilir? Neden uygulanmıyor bu? Uygulanmasının tabii uygulanmamasının çeşitli nedenleri var. Yani
uzun yüzyıllardır gelen bir sorunu çözmek 3-5 yılda mümkün olamıyor. Evet. En zoru neydi? Toplumun en geniş kesimine bunu anlatmaktı, bunu kavratmaktı. Yani Sünni vatandaşlarımızın Alevi vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkması, Alevi vatandaşlarımızın da Sünni vatandaşlarının sorunlarına sahip çıkar hale gelmesi gerekiyordu. Ve toplumun bunu idrak etmesi, özümsemesi gerekiyordu. Biz bunu başardık. Orada sorun yok. Bunu başardık. Önümüzdeki süreçte de şimdi hükümetle görüşmeler, devleti yönetenlerle görüşmeler devam ediyor. Biz bunu barış içerisinde çözeceğiz zaten. Uzlaşı içerisinde çözeceğiz. Çeşitli belediyeler bunları zaten 138. maddeyi gündeme alarak çeşitli belediyeler uygulamaya başladı. Yani cemevlerine de diğer ibadethanelerde olduğu gibi hizmet vermeye başladı. Bu uzun soluklu bir süreç. Ancak nihai kararı da verecek parlamentodur. Parlamentodan uygulamasına yönelik bir karar. Nihai karar verilmiş zaten. Türkiye'de bu kararların uygulanmasına yönelik de meclisin karar vermesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Şu anda bu sürecin ayrıntıları takip ediliyor. Devleti yönetenlerle görüşmeler devam ediyor. Bu süreç zarfında bütün Alevi kurumlarının zaten bu konuda bilgisi var. Bu ahim zaferi konusunda bütün bilgisi Alevi var. Kurumları aynı hassasiyetle sahip çıktı mı ahim kararlarına? Çıkmadı ama çıkmaları gerekiyor. Yani herkes tabii ki ahim kararlarına atıfta bulunuyor. Bu Cem Vakfı'nın problemi değil ki. Evet. Türkiye'de yaşayan bütün inanç sahiplerinin problemi. Tamam, davayı Cem Vakfı kazandı. Cem Vakfı'nın öncülüğünde İzzettin Doğan hocamızın yani bazı arkadaşlar Cem Vakfı davası bile diyemiyor yani. Yani çok önemli değil. Cem Vakfı'nın babasının malı değil ki bu davaya. Evet. İzzettin Doğan hocamızın da şeyidir. Hepimizin davası bu. Yani kazanılan bir haksa bütün inanç sahiplerine davasıdır bu, kazanımıdır. Bunu kimle barış içerisinde, hoşgörü içerisinde kimle uygulayacağız? Devletimizi, devleti yönetenlerle. Kim yönetirse yönetsin. Devletimizi yönetenlerle bunu çözeceğiz. Uygulamasını da onlarla birlikte yapacağız. Ama devlet istediği zaman Sayın Başkan kendi açısından kararnamelerle bu işi çözebiliyor. Çözebiliyor. Şimdi mesela gündemimizde Ayasofya var. Mesela cami yapılmak isteniyor. Müze statüsünden. Şimdi Alevi kurumlarda şöyle bir talepte bulunabilir. Ben bir Alevi yurttaş olarak bunu söylüyorum. Hacı Bektaş dergahımızdan müze statüsünde yıllarca Alevilere verilsin diyoruz. O zaman orayı da ibadethaneye çevir. Aynı statüyle. İsmail kardeşim, geçen İzzettin hocamız da açıkladı. Cumhurbaşkanımız gidiyor Yunanistan'da. Diyor ki siz niye ahim kararını uygulamıyorsunuz burada? Öyle değil mi? Evet. Buradaki azınlığa ya da inanç sahiplerine niye bu ahim kararlarını uygulamıyorsunuz diye 2 sene önce orada demeç veriyor. Kendi ülkemizde biz bunu uygulamıyoruz. Evet. Yani böyle bir mizahi bir durum peki, var. Peki belediyelerle olan ilişki. Ben görüyorum siz belediyeleri ziyaret ediyorsunuz. Plaket veriyorsunuz. İşte karşılıklı güzel diyaloglar var ve birçok cemevi de yapıldı. Teşekkür ziyaretleriniz de oluyor. Galiba dün de Yalova'daydınız. Evet. Hem bir önce görevden alınan başkanla ziyaret ettiniz. Bunu da ediyorsunuz. Diyaloglarınız bu anlamda önemli. Şimdi nedir belediyelerde son durum? Büyükşehir Belediyesi ile olan ilişkiniz nasıl? Bir kitapçık yapılmıştı. O kitapçığa siz farklı bir yaklaşımda baktınız. Bir basın açıklamanız oldu. Böyle yanlış anlaşılır gibi bir şey oldu. Bunları bir özetlersen hem izleyicilerimiz bilgilenmiş olur. Tabii Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı iyi niyetli bir çıkış. Yani bütün inançları resmetmesi iyi niyetli bir çıkıştı. İyi niyetle başlanmış fakat topluma düzgün ve detaylı anlatılması gerekiyor diye uyardık yetkili arkadaşları. Bunu anlatın topluma diye birkaç sefer uyardık fakat biz de kendi görevimizi yaparak dedik ki bu yanlış anlaşılmaya sebep olur. Siz İslamiyet'i temsilen imamın eline Kur'an-ı Kerim'i kucağına vermişsiniz. Hristiyanlığı, Yahudiliği ve Alevi dedesini ayrı koymuşsunuz. Yani Aleviliği ayrı bir din algısı olarak yaratılabilir dedik. Çünkü bu da nitekim oldu. Bütün Avrupa'daki o örgütlenmeler buna hemen sahip çıktılar. Evet, teşekkür ederiz. Alevilik ayrı bir dindir diye belediyeye teşekkür ettiler. Biz de o görevimizi yaptık. Süremiz azalıyor. Federasyonların çalışması yeterli mi? Üst kurumların? Değil tabii yani. Şimdi şöyle Türkiye'de 3500'e yakın cemevimiz var. Örgütlü olan kurumların sayısı 300'ü geçmiyor. Evet. Cem Vakfı da dahil. Evet. Bu kurumlara soruyorum. Kurumu yöneten arkadaşlara soruyorum. Kurumları yöneten arkadaşlara soruyorum. Ya siz kimi temsil ediyorsunuz? Bakın 300'e yok, yakın örgütlenme yok. Cemevi. 3500 tane cemevi var. Demek ki siz sağlam temellere oturtmamışsınız olayı.
Biz yaklaşık 4 sene zarfında 9 tane cemevi açtık. 9 tane cemevinin kurdelesini kestik. Cemevler açtık. Bunu neyle yaptık? Hangi partiden olursa olsun belediye başkanlarının iyi niyetiyle, belediye başkanlarıyla yaptığımız ilişkilerle yaptık. AK Partilisi, CHP'lisi, diğer partilere uygun. Nerede cemevi yapılıyorsa oraya gideriz. Katkımız da olur. Bize bağlı olsun olmasın hiç önemli değil. 9 tane cemevi yaptık. Kurdelesini geçtik, açılışını yaptık. Bugün orada ibadetler yapılıyor. Yani temsiliyet konusunda sıkıntı mı var diyorsunuz? Temsiliyet konusunda tabii ki sıkıntı var. Kurumları yöneten arkadaşlara bakıyorsunuz. Yani bazı arkadaşlara tenzih ediyorum. Özellikle dergahlar konusunda çok büyük sıkıntı var. Bazı dergahlar. Bakın 20-25 yıldır çöreklenmiş, o dergahları sahiplenmiş, ailesiyle sahiplenmiş, dergahlara başa kimseyi sokmayan vatandaşlar var. Hatta bir tanesi diyor ki dergahta yönetici, benim diyor buradan cenazem çıkar. Bakın bizim kutsallarımız bunlar. 20-25 sene ne verdiniz bu topluma? Bırakın gençler, kadınlar, bakın pırıl pırıl gençlerimiz var. Kadınlarımız yönetsin. İnancı idame ettirsinler. Buralarda sıkıntılar var. Özellikle vatandaşlarıma burada yerel yöneticiler sesleniyorum. Yardım yaptığınız, kurban bağışı yaptığınız, özellikle bazı dergahlara dikkat ediyorum. Adına, kendi adını ucuna pir takan, dede takan, nereden aldılarsa kim o sıfatı verdiyse onlara, bunlara dikkat edin. Yaptığınız yardımlara, bağışlara, kurbanlara dikkat edin. Özellikle sorgulayın, arkasını takip edin. Nereye gittiğini takip edin. Özellikle buradan uyarıyorum. Yerel yöneticileri ve o iyi niyetli 5 kuruş, 10 kuruş, 20 kuruş, 50 lira, 100 lira kurban bağışı yapan canlarımıza özellikle uyarıyorum. Verdiğiniz bağışları takip edin. Evet. Çünkü orada sıkıntılar var. Sonra o kurumlardan hasbelkader ya da bizim gibi inanç kurumlarından kovulmuş, hırsızlık ya da arsızlık, ahlaksızlık nedeniyle de kovulmuş bazı da meczup tipler var. Bunlar da hemen kendilerine bir çevresiyle birlikte bir yapı oluşturuyorlar. Ellerinde bir çanta alıyorlar. Bir bakıyorsunuz partileri, belediyeleri dolaşmaya başlıyorlar. Yani o 12 Eylül öncesinin siyasi örgütlenmeleri gibi, ideolojik örgütlenmeler gibi o tipler de Alevi kurumlarının içerisinde şu anda örgütlenmiş durumda. Gençlerimize sarkmış durumdalar. Çakma örgütler diyorsun. Tabii çakma örgütler bunlar. İnancı temsil ettikleri yok. İnançla inançla alakaları da yok. İnanç bilgileri de yok. Eğer inancı öğrenmek istiyorlarsa ki dedelere saygıları da yok. İnşallah bu ahim kararları uygulamaya geçildiği tarihten itibaren Cem Vakfı'dır, diğer örgütlenmelerdir bunların zaten işlevi bitecek. Cem Evindeki etkinliği bitecek. Tabii bitecek. Ve yönetimi, temsilciler meclisi, inanç önderleri temsilciler meclisi oluşturulup artık yüzyıllar boyu inancımızı bugünlere getiren inanç önderlerimizin temsil ettiği kurul yönetmesi evet. gerekiyor. Yani neresi Cemevidir, kim Zakir'dir, kim Dede'dir onlar tayin evet, edecek. Zaten... Ve bunları da yapınca da onların da altı boşalacağı için bütün kavga, bütün arkadaşlar ondan kaynaklanıyor. Evet. Arkadaşlar işaret ediyorsunuz ama Cem Vakfı Genel Başkanı konuk. 2 dakikanızı rica edeyim. Şimdi Alevi inanç önderleri, dedeler, temsilciler birliği ile ilgili bir toplantı olacaktı. Ona geleceğim. Ona Sayın Eşref dedemin, Sayın Hıdır Akbayır dedenin, sizlerin olduğu bir programda geniş işleyelim. Onu sıkıntıya sokmayalım. Çünkü yeni yeni dedeler meclisleri falan da kuruluyor buna alternatif. O konuya ayrı girelim. Son olarak siz bir iş adamısınız. Benim bildiğim birçok da iş adamları, sanayici derneklerindesiniz. İş adamlarının Cem TV'ye bakışı nasıl? Mesela sembolik de olsa bazı arkadaşlarımızın sizin yönetiminizde, sizin çevrenizde Cem TV'de reklamlarını görmek isteriz. Ben göremiyorum. Bunun bir nedeni mi var? Ekonomik kriz nedeni mi var? Yoksa kimliğin ortaya çıkmasından dolayı mı bir sıkıntı var? Tabii ekonomik nedeni ağır basıyor. Ekonomik nedeni ağır basıyor. Artık özellikle son dönemlerde, son 5-10 yılda ekonomi iyice zorlaşmaya başladı. Herkes hesabını, kitabını, özellikle iş insanları açısından söylüyorum. Ben de bir iş insanı olduğum için sıkıntılar var. Ama ben... Artık hiçbir Alevi iş insanının kimliğim ortaya çıkmasın, kimliğimi saklayayım, aman Cem TV'de beni görürlerse farklı anlam taşır diye bir korkularına gerek yok. Çünkü artık Cem TV toplumun her kesimine seslenen ve özellikle de o insanlarımızın da ürettiği ürünleri, yaptığı faaliyetleri kolaylıkla da toplumun her kesimine
tanıtacak düzeyde bir televizyonumuz var. Ve dünyanın her tarafından izleniyor. Özellikle o iş insanlar kardeşlerime buradan sesleniyorum. Yani korktuktan asla zannetmiyorum. Yok artık öyle bir korku morku yok. Herkes göğsünü gere gere artık ben Aleviyim, ben Bektaşiyim deyip artık rahatlıkla kimliklerini açıklayabiliyorlar. Ben buradan çağrı yapıyorum. Dünyaya açılan tek sesimiz. Cem televizyonumuza iş insanlarının artık karınca kararınca gerek ürün tanıtımı noktasında gerek de kendi noktasında da ellerini uzatmalarını rica ediyorum. Bu bizim birçok işlevini yerine getirdi. Yaptığı programlarla, toplumu yaptığı seslenişlerle bütün herkesin sesi oldu. Bütün partiler burada konuk ediliyor. Herkese eşit davranılıyor ve yani illa benim ürünümden bir şey gelecek diye beklemeyin ama bu televizyonumuza, bu toplumun her kesimine ulaşan, barışın dünyanın her tarafında sesi. Ulaşan, evet barışın ve kardeşliğin sesi olan televizyonumuza buradan iş insanı kardeşlerime sesleniyorum. Destek verelim. Yakında da sizinle birlikte bir çalışma başlatacağız zaten. İnşallah. Tek tek iş insanlarını, kardeşlerimizi evet. Konuk edeceğiz evet, burada. Evet, herkesi konuk edeceğiz. Gerçekten değerli izleyiciler, Cem TV çok önemli, televizyon çok önemli. Yaşaması lazım. Desteğinizi istiyoruz. İzleyerek bile destek edebilirsiniz. Bir frekans değişikliğinden dolayı beni çok arayanlar oluyor. HD TV'lerde otomatik arandığı zaman çıkıyor. Veya bazı arkadaşlarımız uydu da değiştiriyorlar. Teşekkür ediyoruz bizlere destek verdiğiniz için. Sayın Erdoğan Başkan, Sayın Erdoğan Döner Cem Vakfı Genel Başkanı, Sayın Lale Tunç Hanımefendi Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı bize bağlandı. Dilaver Doğan dedemizin oğlu Dilaver Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet bizleri izlediniz. Haftaya başka bir kurum, başka konuklarla karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Cem TV'den ayrılmayın.